Soya Pace, bu zor mesleği seçmeye, haberci olmaya nasıl karar verdiniz? Her zaman yazmayı çok sevdim. Haber veya hikaye anlatmaktan çok zevk alıyorum. Zaten haberci olarak yaptığımız da bu değil mi? Tek farkı hikayeyi kendimiz uydurmuyoruz gördüğümüz tanık olduğumuz ya da başkalarının yaşadığı hikayeleri anlatıyoruz Bir de her zaman insan unsuruyla çok ilgilendim hep başka ülkelerde insanlar nasıl yaşarlar diye düşünmüşümdür başka kültürleri hep merak etmişimdir bazıları bunu her şeye burnunu sokmak olarak görebilir Bu benim için en iyi meslek tercihiydi farklı kişileri kültürleri tanımak onları anlatmak çok güzel bundan iyi bir meslek seçemezdim you know, I İyi gazeteci olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Çok istemeleri şart ısrarla ve kararlılıkla istemek gerekiyor. Güçlü bir istek varsa o zaman gerekli olan becerileri geliştirmek söz konusu. Çok iyi yazmak ve duygularınızı yaptığınız işin dışında tutmak çok önemli. Böyle yapmazsanız taraf tutarsınız ki bu meslekte çok yanlıştır bu. Haber izlemek, olayın geçmişini incelemek ve haberi verdiğiniz kişilerin soru sormasını gerektirmeyecek şekilde yansıtmak zorundasınız. Ama kendinizi olayın dışında tutarak. Ruanda'da başıma silah dayandı ama ben bunu geçtiğim haberde yazmadım. Şunu sordum kendime, ben kimim? Ruanda halkının yaşadığı katliama göre, bana olan son derece önemsiz bir şey. Böyle düşününce tarafsız kalabiliyorsunuz. İyi bir gazeteci olmanın en büyük koşulu ne sizce? En çok önem verdiğiniz ilke ne oldu? Doğruluk, denge, tarafsızlık olayların geçmişini iyi incelemek. Sadece Amerika'nın sesinin tüzüğünde yazılı olduğu için söylemiyorum. Bunlar iyi habercilik için çok önemli unsurlar. Çünkü karşımıza belli bir amacı, gizli niyeti olan kişiler çıkabilir. Onlara alet olmamak şart. İyi gazeteci, iyi haberci, izleyenin kafasında soru işaretleri bırakmadan haber yazabilen kişidir. Washington'daki siyasi ortama bakalım. Cumhuriyetçilerle Demokratların partizan çekişmeler içinde kavgaya giriştiklerine tanık olduk. Bugünkü siyasi ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Washington'da çalışıyoruz, her dakika haberin içindeyiz. Benim evim de Washington'da. Washington'la bir yurttaş olarak da durumu izliyorum. Beyaz Saray'dan Kongreye kadar her yerde neler olup bittiğini görüyoruz. Siyasetçilerin bu kadar kutuplaştığı bir dönem daha yaşamadık diyebilirim. Eskiden uzlaşma yolu bir şekilde bulunurdu. Ancak bugün bu çok zor oluyor. Elbette demokrasi kolay değil. Herkes fikrini söyleyecek ama sonuç getirecek bir yol izlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu noktaya kolay gelinmiyor. İlerleme olmaması, devlet dairelerinin kapanması halkı canından bezdirdi. Yapılan kamuoyu yoklamaları da siyasetçilere desteğin bu uzlaşmazlık yüzünden rekor düzeyde düştüğünü gösteriyor. Halk kongrenin işini yaptığına inanmıyor. Do you think the United States is ready? 2016'daki başkanlık seçimlerinde ne olur sizce? Amerika bir kadın başkana hazır mı dersiniz? You know, I think America was almost ready back in 2008. Bence 2008'de Hillary Clinton, Barack Obama'ya karşı aday olduğu zaman da Amerika buna hazırdı. Obama kazandı ve bu bir ilk oldu. İlk kez Afrika kökenli bir Amerikalı başkan seçildi. Birçok kişi bunun gerçekleşeceğine de inanmıyordu. Ama oldu. Demek ki toplum hazırdı buna. Bence Amerika artık bir kadın başkana da hazır. Neden olmasın? Elbette kolay değil. Ancak başkanlık gibi bir göreve aday olan herkes için zorluklar var. Başkan Obama için de vardı. Yaşayıp göreceğiz. Thank you very much Sonia Pace for being our guest today. We really appreciate your sparing the time. Thank you so much and thank you for inviting me.